Sadece biz biraz tedirginiz. Devamlı aramızda müşteri bindiği için işte korona var mıdır, yok mudur, pozitif çıkar mı çıkmaz mı? Biz biraz tedirginiz. Yani öyle müşterilere şimdi hiçbir şikayet almadık. Önlemler alıyor musunuz? Ne gibi tedbirler var? Arabamız kendimiz temizliyoruz, kendimiz dezenfekte ediyoruz. Peçetemizi, kullanan yağımızı, her şeyi ıslak mendilimizi arabamıza bulunduruyoruz. Onun haricinde yapabileceğimiz bir şey yok. Kendi temizliğimizi her sabah kendim yaparım. Mesela ben her sabah temizliğimizi yaparız. Sadece sabah mı? Her müşteri inip çıktığında da yapıyoruz. Onu da yapıyoruz tabii ki. O müşteriye her bindiğinde bakıyoruz. Dezenfekte ediyoruz, kullanan yağını kullanıyoruz. Yani sonuçta bir müşteri götürmüş olsak pozitif çıktı mı bittik. Yani 10 gün biz de karantinadayız, biliyorsunuz daha çalışamıyoruz. O da bizim için sıkıntı tabii ki. Çalışamazsanız size bugün ne gibi sıkıntılar ortaya çıkar? Ödemede geçin, 10 gün içerideyiz, evdeyiz. Daha çalışamayacağız. Yani ödemelerimizde gecikeceğiz. Gelir kaynağınız bu mu şu an tek işiniz? Fındık da var. Yani. Peki bu trafikte korsan taksicilere falan bir şeyliğiniz var mı duyduğunuz? Valla hanımefendi ona bir şey diyemiyoruz. Adam yapıyor. Yani ne diyebiliriz adama? Kendine göre özgür. İşiniz elinizden mi aldı? İşimiz elinden. Herkesin nasibi ayrıdır ama yine de yaptılar yanlış tabii ki. Hı. Tamam ben her sabah arabamı bu şekilde biniyorum. İşte ıslak mendilim, peçetelerim, kullanıyorum. Görebiliyor musunuz? İşte dezenfektem bunun içine koyuyorum. İşte maskem, müşteri için maskemi bulunduruyorum. Arabamın arkasında da sprey dezenfekte var tekrar. Müşterinin çıktığında sıkıyorum. Her sabah bu şekilde bir temizlik yapıyoruz. Genel bir temizlik yapıyoruz. Peki müşteriler istemediği zaman ne yapıyorsunuz? Mesela neyi istemediği zaman? Ben bunu kullanmak istemiyorum dezenfekte gibi. Ya, müşteriyle alakalı değil. Müşteri binip iner. Biz sonradan dezenfekte yapıyoruz. Yani müşterim eğer dezenfektan var diye sorarsa bana ben peçetesini veririm, ıslak mendili veririm, dezenfektesini veririm, kullanan yağını veririm. Böyle bir servisimiz var. Peki bu ya, ekonomi boyutunda çıkışlar olursa bizim işlerde iyi oluyor. Ama düşüşler olursa haliyle biz de çünkü burası hep birbirine bağlı olduğu için esnaflar. Esnaf ne kadar hareketli olursa biz de o kadar hareketli oluyoruz. Hastalık tabii ki bizi de büyük ölçüde etkiledi. Çoğu zaman çalışamadık. İşte yasaklardan dolayı her taraf kapalı olduğundan mümkün mertebe ya hastanelere çalışıyoruz ya da işte yoldan gelen işte köyüne gitmek isteyen o da binde bir oluyor. Ama tabii gün içinde bazen iyi gidiyoruz bazen de tabii ki zorluklar yaşıyoruz. Ama genel anlamda sorarsanız tatmin etmiyor. Kazancınız eskisine göre daha mı zayıf? Tabii ki şu süreçte düşük. Yani diğer eski sağlıklı günlerdeki gibi bir kazanç elde edemiyoruz. Artı bir de kış sezonu haliyle insanlar yani korkudan evden çıkamadığı için de yaklaşık %30-%25'lere kadar düştük yani iş oranında. Yani yarı yarıya bile değil yani. Peki bu koronavirüs süreci içerisinde sizin dışınızda hani ya ekstra bu işi yapanlardan rahatsızlık duyuyor musunuz? Büyük ölçüde yani şu an için Ünye'de 11 durak var. Bu 11 durak hatta yani bu duraklar arasında özel aracıyla korsan çalışan taksiciler var. Yani dışarıdakilerden artık geçtik. Kendi içimizde bunu yapan şahsiyetsiz arkadaşlarımız var. Yani bu bir ekmek davasıdır. Bu plakaya biz işte devlete vergi ödeniyor, şey ödeniyor. Onlar bizim ekmeğimizi çalıyorlar. Yani ben onlar için hırsız diyorum. Yani çünkü bizim 7-24 çalışan insanların ekmeğini çalan insanlar bunlar. Buna bizim camiamızda olanlar da dahil, olmayanlar da dahil. Yani bu kazançla evlerine gidip çoluk çocuklarına yemek yedirebiliyorlarsa ben onların vicdanını yani sorgularım. Onları da Allah'a havale ediyoruz zaten.